merhaba, benim adım Sercan. CoinTürk TV'ye hepiniz hoş geldiniz ve beraberinde Genesis Plaza'ya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Decentraland'ın şehir merkezi olan Genesis Plaza'dayız ve bugün Play to Earn mantığında, yani oynayarak kazan mantığında oynayabileceğimiz oyunlara başlayacağız. Ve ilk oyunumuz arkadaşlar Wonder Zone, diğer bir adıyla Wonder Mine. Wonder Mine'a giriş yapalım istiyorsanız hemen ve detaylarını orada konuşalım. Buraya nasıl giriş yapıyorduk arkadaşlar? Bir önceki detaylı videomuzda bu panolardan bahsetmiştik. İsterseniz burada hemen oyun etkinliklerindeki bu Wonder Mine'a tıklayarak, ki buraya erişemiyorsanız hemen burada F'ye tıklarsınız, etkileşim bırakırsanız menüyü birazcık aşağıya alırsınız. 58 kişi şu an bu oyunu oynuyormuş arkadaşlar. Diğer oyunları da burada görüyorsunuz. İsterseniz buranın üstüne tıklarsınız gidersiniz. İsterseniz X'e basıp buradaki etkinlik menülerinden arkadaşlar etkinlikleri detaylı görerek, gördüğünüz gibi Wonder Mine Crafting Game diyor. İçeri jumping diyerek arkadaşlar sıçramayı gerçekleştirmiş olursunuz. Tıklıyorum şöyle, hemen beni Wonder Mine'a, oyun alanına ışınlamış oluyor. Kimi bilgisayarlarda bu işlemler uzun sürebilir. Donanım yapınıza göre, bilgisayarınızın gücüne göre değişiyor arkadaşlar. Wonder Mine'a geldiğiniz zaman sizi böyle bir oyun alanı karşılıyor. Peki Wonder Mine nedir? Aslında kazıma işlemi gerçekleştirecek. Yani mine yaparak NFT'ler kazanabileceğimiz bir oyun alanı. Hemen sonuca bağlayayım. Siz burada zamanınızdan vererek NFT'yi kazanmaya çalışıyorsunuz. Ama zamanı olmayan insanlar, bir miktar parası olan insanlar daha hızlı hareket etmek için sizin kazanıp da satışa çıkarmış olduğunuz o NFT'yi direkt satın alıyor. Bunu hem oyun içi marketplace dediğimiz markette satışa sunuyorsunuz, ki onu mana ile satışa sunduğunuz için ve oyun içinde bir satış gerçekleştiği için siz mana kazanmış oluyorsunuz. Ama bunu şimdilik herhangi bir real hayatta kripto cüzdanınıza çekerek bir dönüşümünü sağlayamıyorsunuz. Sadece gelen o mana ile birlikte siz ekstra bir NFT satın alabiliyorsunuz. Başka NFT'leri satın alabiliyorsunuz. Karakterinizi geliştirmek için ya da herhangi bir etkinlikte kullanılabilecek bir NFT'yi satın alabiliyorsunuz. Kazanmış olduğunuz NFT'leri birinci yolla böyle satabilirken, ikinci yolla da OpenSea dediğimiz NFT pazarlarında arkadaşlar satışlarını gerçekleştirebiliyorsunuz ve bu da aslında asıl hoşumuza giden NFT'nin real hayattaki paraya dönme işlemini gerçekleştiriyor. Yani play to earn, oynayarak kazan kavramını ortaya çıkarmış oluyoruz. Peki arkadaşlar, hemen bir haritaya göz atalım. Haritaya girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle yeşil şeyler var. Aynı PUBG'de olduğu gibi alandan kaçma duvarları var. Bunlar arkadaşlar haritanın daha yeni yeni yüklendiği anlamına geliyor. Şimdi oyun 2D ve 3D barındırdığı için ister istemez render olayları donanım yapısına göre gecikebiliyor. Böyle oyun içi satın alımlar gerçekleştirebileceğimiz, şu an aktif değil bunlar, shop kurulmuş buraya. Burada işte kazmalar alabiliyorsunuz. Zaten oyunun amacı kazmaları geliştirmek aslında. Gördüğünüz gibi burada bir sürü kazma var. Hepsine birer birer değineceğim. Basic kazmadan en üst kazmaya kadar geliyor. Gördüğünüz gibi burada da element dediğimiz taşlar var. Zaten oyun içinde de amacımız bunları toplamak. Hemen burada arkadaşlar bu oyun alanına geldiğiniz zaman oyunun kendisine ait başka partnerlerle yapmış olduğu anlaşmalar sonucunda paylaşmış olduğu duyurular var. Mesela ayın 16'sında başlayan ve 18'inde de olacak olan bir etkinlik var burada. Bu etkinlik sonucunda Wonder Zone'la Decentraland Game işbirliği yapmış ve şurada görmüş olduğunuz buz kazmayla şu buz kıyafeti, madenci kıyafetini hediye olarak veriyor. Tabi detaylarını da X'e basarak buradaki event kısmına geliyorsunuz arkadaşlar ve info dediğiniz zaman oyunla ilgili detayları burada size gösteriyor. Yapmanız gerekenleri, bağlanmanız gereken siteleri falan hepsini gösteriyor arkadaşlar sizlere. Want to go dediğiniz zaman siteye yönlendiriyor ya da oyunu size direkt olarak etkinlik alanına bağlamış oluyor. Şimdilik biz bunu geçelim çünkü amacımız Wonder Zone'la kazıma işlemi gerçekleştirerek şu an ileri aşamalara taşımak oyunu. Şimdi arkadaşlar oyunun mantığı, oyuna yukarıdan yani gökten meteor taşları düşüyor. Tıpkı Metin 2'de olduğu gibi, Knight'da olduğu gibi metin taşları dediğimiz şeyler düşüyor. Bunlar birer birer düşüyor. 2 tane atmış şu an. Biz bunları arkadaşlar üstüne geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi mine diyor. Yani kazıma işlemini başlat diyor. Biz bunları elimizdeki kazmayla, hemen sağ tarafta bir menü var en altta gördüğünüz gibi. Bu sol taraftaki 100 yazan Wonder Coin. Oyunun ismi Wonder Zone olduğu için kendilerine ait bir Wonder Coin ismi oluşturmuşlar. Ve yanında Wonder Games var. Bunlar değerli şeyler. İlerleyen aşamalarda kullanacağımız elementlerden bir tanesi. Yan tarafta çanta var, yani envanterimiz var. Onun yan tarafında da oyunu oynadıkça bu kazıma işlemlerini gerçekleştik atlayacağımız seviyeyi gösteriyor. Mesela bir seviyede başlıyorsunuz. Ben 4 seviyeye gelmiş. Bir gün oynadım oyunu. Örnek veriyorum. Çantayı açtığınız zaman sağ klik yapıyorum. Mouse'u aktif ediyorum. Çantayı açıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi biraz önce orada shop'ta gördüğümüz elementleri burada görüyorsunuz. Amacımız bu elementleri toplamak. Bu elementleri toplayarak elimizde bulunan şu en basic kazmayı üst seviyeye çıkarmak. Bunu da nasıl yapacağız? Bu elimizdeki kazma şu an 10 gözüküyor. Ben oyunu oynadığım için size bu en başta 50 olarak gelecek.
gelecek ve bu elementlerin her biri 0 olarak gelecek. Bu 50 tane oluyor arkadaşlar. Diyor ki bu 50 taneyi bitirene kadar senin bu kazmayı bir üst kazmaya, yani bronz kazmaya yükseltmen lazım. Bunun için de bu mine dediğimiz kazma işlemini gerçekleştirmek gerekiyor. Hemen bu taşın yanına geliyorsunuz ve bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırma işlemi başlıyor. V'ye basarak yakın görüş alarak arkadaşlar daha güzel bir görünüm sağlayabiliyoruz. Hatta U'ya basarak da her tarafı temizleyerek bu kazma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Teknik veri sunmam gerekirse yaklaşık olarak 8 darbe vurarak arkadaşlar bu taşı kırmış oluyor. Ve bu taşın kırılması sonucunda görmüş olduğunuz gibi demin ekranda çıkmıştı ama bu elementler çıktı. Yani bir tane safir çıktı, bir tane de mor taştan çıkmış oldu. Bu da sizin şuradaki deponuza geldi. Gördüğünüz gibi bir tane şundan, bir tane de şundan çıkmış oldu. Ve bunlar burada birikiyor. Bir taş daha gelmiş. Hemen onu da kırayım. En azından mantığı anlayalım. Geldik arkadaşlar üstüne. Mine dedi zaten, objemiz çıktı. Bir kere tıkladık sol klikle ve kazma işlemimiz başlamış oldu. Dediğim gibi 8 darbeyle arkadaşlar kırıyor. Birinci kazmayı ikinci seviyeye yükseltirken süren süreç. 8 vuruş darbesi. Gördüğünüz gibi bir tane Wonder Coin verdi. Bir tane Emerald verdi. Bir tane de Iron verdi. Her birinin karşılığı burada var. Emerald mesela bu. Wonder Coin dediğim gibi şu an 91 oldu. Her gün size dediğim gibi buradan 100 tane veriyor ve siz her vurma işlemi gerçekleştirdiğinizde 5 tane Wonder Coin'iniz gidiyor buradan. Sonrasında bunlarla ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunları topladık, topladık, topladık diyelim. Burada haritanın ortasında bir tane makine var. Aynı Metin 2'deki gibi ya da Minecraft'taki gibi herhangi bir malzemeyi toplayıp yeni bir silah elde etmek için düşünebilirsiniz. Buna geldiğiniz zaman yakın görüş yapın arkadaşlar. Çünkü bazen böyle geniş görüşte göremeyebiliyorsunuz. Etkileşim sağlayamayabiliyorsunuz. Yakın görüşe geldiğiniz zaman şurada arkadaşlar oklar var, yönlendirmeler. Mouse'unuzun tuşuyla tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bakın burada gördüğünüz gibi şu an karanlık bir haritaya denk geldiğimiz için şansımıza. Elindeki klasik kazmayı bronz kazmaya yükseltmek için diyor ki bana şu malzemeleri toplaman lazım. 20 tane Wonder, yani şu menümüzde vardı ya arkadaşlar, hemen göstereyim onu da. 20 tane Wonder Gem toplaman gerekiyor diyor. Bir tane elindeki kazmayı alırım diyor. 15 tane de şu mavi elmastan, safirden toplarsın diyor. Ve 15 tane de yanlış hatırlamıyorsam şu Iron denen şeyden toplaman lazım diyor. Bunları topladıktan sonra ve elinde de 10 tane Wonder Coin'in varsa diyor, gel buraya sana bronz kazmayı vereyim. Bu bronz kazmanın artısı ne? %10 daha güzel şekilde damage vuruyor. Ve bu damage'in etkisi ne oluyor arkadaşlar? Belki o taşın içinden daha iyi elementler çıkabiliyor. Belki daha hızlı bir şekilde vurduğu için sürecimiz daha da kısalıyor. Yani burada harcayacağımız zaman dilimi daha azalmış. Geri dönüş almamız daha hızlı bir şekilde olmuş oluyor. Bu arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Yani bir sonraki aşama olan, diyelim ki biz bronza yükselttik. Hemen next diyoruz. Sıradaki kazmayı elde etmek için gördüğünüz gibi 30 tane yine Wonder Gems, 20 tane elmas, bir tane kazma vereceksin. Yani biraz önceki edinmiş olduğun bronz kazmayı vereceksin diyor. 20 tane bu taştan, 10 tane bu elmastan, 10 tane de Wonder Coin olacak diyor. Ve sana diyor bu sefer bu demir kazmayla %20 özellik vereceğim diyor. Bir üste geçiyorsun, onu da yaptıktan sonra titanyuma yükseliyor. Gold'unu da tamamladıktan sonra işler artık değişmeye başlıyor. Artık arkadaşlar Gold'undan sonra yükselteceğimiz kazma Wonder Game kazması. Ama NFT. Bu bir NFT arkadaşlar. Ve buradaki ekstra şartımız bütün bunları tamamladıktan sonra levelimizin 20 olması gerekiyor. Yani şu oyunu alanımızın en altındaki levelimizi 20'ye taşımamız gerekiyor. Bu şartları sağlarsan diyor sana bu kazmanın NFT'sini vereceğim. Peki bu ne anlama geliyor? Bu kazmayla birlikte yani siz artık arkadaşlar NFT'yi toplamaya başlıyorsunuz ve bu kazmanın da NFT'sini almış oluyorsunuz. NFT'yi toplamaktan kastım bir sonraki menüye geldiğiniz zaman hemen şöyle ileri diyelim. Gördüğünüz gibi yeni bir buz kazma NFT'si alıyorsunuz. Yeni bir NFT'yi daha alıyorsunuz kazma. Ve arkadaşlar artık siz NFT parçaları çıkarmaya başlıyorsunuz. Yani oyun içinde kullanabileceğiniz bu parçacıkları çıkarmaya başlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi her biri bir NFT. Tişört NFT'si veriyor. Şapka NFT'si veriyor. Kazak veriyor. Bere veriyor. Bu böyle arkadaşlar ayakkabı, boyunluk tarzında, yelek tarzında devam ediyor. Tabii bir yerde bitiyor. Saç, gözlük vesaire derken bu ilerliyor. Tabii oyun buna Wonder Zone oyunu sürekli bunları güncelliyor arkadaşlar. Aldığımız NFT'ler ne işe yarıyor? Oyunun en başında dediğim gibi bunları arkadaşlar hem oyunun marketplace'inde hem de OpenSea NFT pazarında satışa sunabiliyoruz. Satışa sunmaktaki kastım şu. Hemen şöyle OpenSea NFT pazarına örnek vereyim arkadaşlar size. F11'e
tıklıyorsunuz. OpenSea NFT pazarından Wonder Zone yazdığınız zaman Wonder Zone Games adı altında bir NFT koleksiyonu var gördüğünüz gibi. Şimdi bunun aktivitesine baktığınız zaman arkadaşlar bu NFT'ler satışa sunuluyor ve gördüğünüz gibi bu NFT'ler bakın 3 gün önce 13 dolardan bir tanesi satın alınmış, o kazmalardan bir tanesi. Yine aynı şekilde 4 gün önce 12 dolardan bir tanesi, 8 dolardan 7 gün önce satın alınmış ve bu itemlar arkadaşlar gördüğünüz gibi NFT olarak bu kazmalar hepsi NFT pazarında satışa sunuluyor. Bakın farklı farklı kazmalar var ve bunları insanlar çıkardığı için satışa sunuyorlar. Tişört gibi, şapka gibi NFT'leri de arkadaşlar buralardan satışa sunuyorlar. Üstüne tıkladığınız zaman zaten görmüş olduğunuz gibi değerlerini görüyorsunuz. 13 dolara satışa sunulmuş. Şu an NFT pazarı birazcık durağanlaştığı için bu fiyatlar biraz düşmüş durumda ama 15 dolar azımsanacak bir şey değil. Çünkü biz ne yapıyoruz? Zamanımızı verip hiçbir şekilde yatırım yapmadan NFT ortaya çıkarmış oluyoruz. Hemen oyuna dönelim. Hani bunun anlamı ne? Niye böyle bir şey oluyor? Arkadaşlar bu bir oyun. Bu kriptolar ve NFT'ler üzerinden kazanım sağlayabileceğimiz bir oyun. Ve hak verirsiniz ki biz nasıl normal hayatımızda da oyunlar oynuyorsak ve bir karakter geliştirmek üzerine heyecan duyuyorsak bu da öyle. Örnek veriyorum, buradan kazanmış olduğum bir kazak NFT'siyle arkadaşlar benim gibi böyle bir basic karakter yaratmak yerine şurada görmüş olduğunuz mesela şöyle daha tatlı bir karakter. Bakın ayakkabısına bakın, kılıcına bakın arkadaşlar. Daha güzel bir karakter yaratmış oluyorsunuz. Ve bunlar da örnek veriyorum Wonder Zone'un ileride düzenlemiş olduğu etkinliklerde. İşte sen diyecek ki benim etkinliğime katılmak istiyorsan şu kazaktan üstünde olması lazım ya da şu itemdan üstünde olması lazım diyecek. Ve biz niçin bu etkinliklere katılmak isteyeceğiz? Çünkü ödüller veriliyor arkadaşlar. Yeni NFT ödülleri verilebiliyor. Bunu örnek veriyorum Samsung gibi firmaların düzenlediği etkinliklerde düşünün. Ki mesela bir telefon hediye edeceğim bu Metaverse evreninde. Ama diyecek ki senin üstünde benim ilk düzenlemiş etkinliğimde olan kıyafetten olması lazım gibi bir mantık oluşturabilirsiniz. Burada da arkadaşlar Wondermind'a takılanların atlamış olduğu leveller var ve birinciliği kimlerin çektiğini gösteren bir skor tablosu var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben oyunu öncesinde birazcık oynadığım için ve elementleri topladığım için birinci kazma yani basic seviyede olan kazmayı bronz kazmaya yükselteceğim sizlere göstermek için. Çünkü depomda, envanterimde, çantamda malzemelerimi tamamladım. Bir yükseltme aşamasında sizlere gösterelim. Gördüğünüz gibi zaten burada hemen ileri yaptığınız zaman burada size diyor ki senin diyor malzemelerin hazır, yükseltme işlemini gerçekleştirebilirsin. Zaten buradaki de bir buton var, tuş var. Bunu da yeşil konumda görüyorsunuz. Her şey hazır diyor ve arkadaşlar tıklıyorum ve craft işlemim arkadaşlar heyecanlı bir şekilde sürüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bronz kazmamı elde etmiş oldum. Almak için herhangi bir şey yapmama gerek yok. Sadece burada ikonik olarak bana sen bunu aldın diye gösteriyor. Hemen ben çantamı açtığım zaman gördüğünüz gibi zaten yeşil bir şekilde klasik kazmadan buna geçtiğimi göstermiş oldu. Ve bonusum da burada arkadaşlar %10 olarak arttı. Bu şekilde arkadaşlar birazcık zaman ayırarak yükseltme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ve NFT kapılarının yolunu açabilirsiniz. Birazcık teknik veri paylaşmam gerekirse dediğim gibi 8 vuruş darbesiyle kırma işlemini sağlıyor. Ve her bulunma işleminde 5 tane Wonder coin'iniz gidiyor. Yaklaşık olarak ben 1 saat falan harcadım kazmanın malzemelerini toplamak için. Yarım saatte 1 saat arası sürüyor diyeyim. 20 tane kazma darbesi uygulamış oluyorsunuz 100 Wonder coin harcamak için ve o kırma işlemini gerçekleştirirken size ekstradan Wonder coin verebiliyor. Toplamda 110-120 tane falan Wonder coin harcıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar Wonder Mind oyununu oynayarak NFT toplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki Decentraland evreninde Play to Earn oyunu oynamak üzere görüşmek üzere diyelim. Bu ve benzeri videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar.